Manisa ili Akser ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün çalışma bölgesi alanında bulunan Çamönü Mahallesi'ndeyiz şu anda. Mahallemiz örtü altı seracılıkta, özellikle hıyar yetiştiriciliğinde büyük bir ölçüde öneme sahip olup yaklaşık 230 üreticiyle 565 dekar serada üretimi yapılmaktadır. Üretimimiz yıl boyunca iki defa yapılmaktadır. İlkbahar ve sonbahar yetiştiriciliği olarak. Sonbahar yetiştiriciliğinin ardından iki dönemde marul yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bölgemizde aynı zamanda kooperatifimizin de desteğiyle bölgede üretilen ürünlerin pazarlaması İstanbul iline yapılmakta olup üretim sezonu bu şekilde geçmektedir. Çamönü bölgemizde üretim Mart ayının 15-20'lerinde başlayıp Nisan ayının ortalarına kadar devam etmektedir. Üretimimizde toprak işlemede ilk önce üçlü veya dörtlü puluk diye adlandırdığımız puluklarla derin sürümü yapıp toprağı keseklerini öncelikle parçalıyoruz. Bundan sonra da kazar yağı dediğimiz ikinci bir toprak işleme aletiyle daha uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Ve en sonunda da rotavatör dediğimiz parçalayıcı, kesekleri parçalayıcı toprak işleme aletiyle de en uygun hale getirdikten sonra dikimimiz için bekliyoruz. Seraya fidelerimiz geldikten sonra bu saatten sonra toprakla buluşturuyoruz. Genellikle dikim aralığımız çift sıra arası yapılmakta olup bazen üreticilerimiz tek sıra dikimi de tercih etmektedirler. Ürünlerimiz genellikle dikimle beraber can suyu verilmekte olup köklendirici, sülfürik asit, ondan sonra piyasada bulunan diğer bitki besleme gübreleriyle beraber ilk dikimle beraber bu şekilde bitki besleme işine devam edilmekte. Bu saatten sonra belli bir boya ulaşan bitkilerimizi ipe alma işlemi gerçekleştirmekteyiz. İpe alma işlemini gerçekleştikten sonra bitkilerimiz sağlıklı ve daha iyi bir gelişim sürdürebilmeleri için iplere bu şekilde dolanarak üretimde devam edilmektedir. Hasat süresi genellikle 35 ile 40 gün arasında olup dikimden ilk 35-40 gün sonra ilk meyveleri toplama şansımızı elde etmekteyiz. Genellikle Mart ayında dikilen, Mart'ın 15-20'sinde dikilen ürünlerimiz ikinci dikime kadar, yani Temmuz'un 15-20'sine kadar üretime, toplama, işleme devam etmektedir. Yine Temmuz ayında da ikinci işlemeyle beraber ikinci bir ürün elde etmek için yetiştiriciliğimiz de bu şekilde devam etmektedir. Yetiştiriciliğin ilk döneminden itibaren çeşitli mantar ve bakteriyel hastalıklara karşı önlemimizi almak durumundayız. İlk dönemden itibaren özellikle salatalık için mildiyo, külleme ve bazı bakteriyel hastalıklar ön planda olmakta olup gerekli ruhsatlı tarım ilaçları ile beraber ilk büyüme döneminden itibaren bunları kullanmamız gerekiyor. Bunları kullandıktan sonra dönemsel olarak yine takip etmemiz gerekiyor bitkinin durumunu. Yine besleme konusunda da örneğin en iyi, daha maksimum verimi almamız için analiz sonuçlarına göre damlamadan gübrelememizi yapmamız gerekiyor. Mantar hastalıklarda yalancı mildiyo için kullanabileceğimiz ruhsatlı ilaçlar mevcut. Onları da mümkünse hastalık gözükmeden önce kullanmamız gerekiyor. Zararlı içinse hastalığı gördükten sonra, yani zararlıyı gördükten sonra ilaçlama yapmamız gerekiyor. Bu da mücadelenin önemli temel prensiplerinden birisidir.